Merhaba arkadaşlar, paragrafta anlatım test 1 ve soru 1 ile karşınızdayım. Hadi bakalım başlasın mı arkadaşlar? Fıtı fıtı yapalım, başlasın. Başlıyor. Evet, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır şeklinde bir soru. Peki hocam ne yapacağız? Yani burada şöyle bir yani tur atma tekniği dediğimiz teknikle kitabımızda da yer alan bir göz atıyoruz. Betimleme, açıklama, tartışma, tanık gösterme, öyküleme yazıyor değil mi? Ona bağlı olarak hani bir değerlendirmede bulunmam gerekiyor. Beyin araştırmalarının ortaya koyduğu gerçek şu. Temel ahlaki değerlerin yerleştiği ön beyin gelişimini en son tamamlıyor ve gelişim oldukça yavaş oluyor. Ön beyinde şekil, kurallar ve davranışların bütününün temsil edildiği kompleks bir sistem oluşuyor. Bu sistem günlük olarak kullanılıyor ve alınan kararları etkiliyor. Ekmeğin sucuklu veya peynirli oluşu, renklerin siyah beyaz oluşu bu sistem sayesinde tespit ediliyor. Şimdi burada ne edindik? Bilgi. Peki bizim daha önceki bir bilgimizi reddeden veya şu an bir şey düşünürken ona hayır diyen bir anlayış var mıydı? Hayır. Eğer bir bilgi verilip de başka bir bilgiyi çürütmeye dayalı bir yöntem varsa tartışmacı olur. Dolayısıyla tartışmacı yöntem yok burada. Tanık gösterme olması için birisinin sözüne yer verilmesi gerekiyor. Konuda uzman olan birinin sözüne yer verilirse tanık gösterme olur. Öyküleme bir olay çerçevesinde gerçekleşen durumlar anlatılır. Peki betimleme herhangi bir manzarayı gözle canlanacak şekilde aktarım idi. Demek ki cevap Ceyhan işte bu kadar. Merhaba arkadaşlar, paragrafta anlatım ve soru, test 1 soru 2. Ahmet sessizce salondan süzüldü. Hocam soru kökünü okumayacak mısın? Tabii. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır şeklinde bir soru kökü var. Ahmet sessizce salondan süzülüyor. Ahmet bir yere daldı, doğru mu dostlar? Evet. Odasına gidip kapıyı kapattı. Hareket halinde Ahmet. Ahmet bir şeyler yapıyor. İlyas Bey yemek yerken Ahmet'in niçin borç istediğini düşündü. Hem saatte kaç para kazandığını neden sormuştu? Eşine dönerek çocuğuna harçlık verip vermediğini sordu. Zeliha Hanım, veriyorum. Bir şey mi oldu dedi. Bir müddet konuştuktan sonra Ahmet'le görüşme kararı aldılar. Şimdi bir yerde, bir metinde bir diyalog varsa, varlıklar hareket halindeyse ve hem belirli bir zaman diliminde gelişen bir olay takdim edilirken kahramana da yer verilmişse orada mutlaka öyküleme vardır. Cevap Edirne'dir. Betimleme, öyküleme ile birlikte iç içe olabiliyor bazen. Ama o tarz durumlarda da betimleme ağır basmıyor, öyküleme ağır basıyor. Ve tanık gösterme zaten birisinin sözüne yer verilmesi gerekir ki daha çok tartışmacı tekniğin kullanıldığı yerlerde yer alır. Tartışma da birisinin fikrini çürütme durumunda. Açıklama herhangi bir konuda bilgi verilen metinlerde karşımıza çıkar. Belirli bir zaman diliminde gelişen olay aktarılıyorsa öyküleme oluyor can dostlar. O yüzden cevap Edirne'ydi. Paragrafta anlatım tespiri soru 3 ile karşınızdayım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru. Bu tarz sorulara dikkat. Yani aslında başka bir anlatım tekniği daha var ama hangisi ağır basıyor demek istiyor. Peki insanlar coğrafya okuyor, teleskopla gözlem yapıyor veya el sanatlarıyla uğraşıyorlar. Bunlar bazen hobi terapi oluyor diye düşünülebilir ancak bu doğru olmaz. Şimdi sevgili dostlar burada bir bilgi verildi. Tamam, ondan sonra bu doğru olmaz diyerekten bir şeyi çürütmeye çalışıyor. Bir fikri çürütmeye çalışıyor. Bu tür uğraşlar, hobiler uğraşana iyi geliyor olabilir. Belirli bir terapötik yani tedavi edici etkenler olarak açıklanabilir. Etkileri bulunabilir ama burada söz konusu olan terapotik etki kontrol altına alınmış, sistematik hale getirilmiş bir etki değildir. Yani bir iddiasını da destekleyici bilgiye de yer veriyor. Tesadüfi niteliktedir. Hadi be, özel bir durum var. Bu yüzden biyoloji okumayı, hobi edinmeyi, hobi terapi saymıyoruz diyerekten de efendim ciddi ciddi bir fikri, bir bilgiyi, bir düşünceyi çürütmeye çalışan bir metin var karşımda. O yüzden cevap Ankara olabilir, tartışmacı anlatım. Tartışmacı demek hani kavgacı anlatım demek değil. Betimleme herhangi bir manzaranın gözü de canlanacak şekilde aktarılması, sayısal verilerde yüzdelik dilimlere yer verilmesi vesaire. Sayılara daha çok yer verecek açıklama bir bakınız bu metinde bir açıklama vardı ama
Bu açıklama ağır basan değil. Orada yani bir fon olarak verilmiş adeta açıklama. Öyküleme herhangi bir zaman diliminde gelişen olayların aktarıldığı durumdu. O yüzden cevap Ankara bitti gitti. Paragrafta anlatım test 1 soru 4 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir şeklinde bir soru kökü var. Asilzade bayranlık parlak siyah kumaştan ceket, kadife pantolon ve kadife ayakkabı giyerdi. Hafta içinde sağlam kumaştan boz renkli giysilerini kuşanırdı. Evinde 40'ını aşkın bir kahya kadın, henüz 20'sine basmamış bir kız olan yeğeni, bir de atını eğerleyen, ağaçları budayan hem çiftçilik çiftlik hem ev işlerine bakan bir delikanlı vardı. Asilzademizin yaşı 50'ye yakındı. Sağlam, zayıf yapılı, ince yüzü, sabahları erkenden kalkan, ava düşkün bir adamdı. Şimdi bunlar nitelikleri değil mi? Evet, gözünüzde bir manzara canlandı mı? Gayet tabii. Peki parlak siyah kumaştan bir ceket gözünde canlandı mı? Evet. Peki buradaki diğer insanları tarif etmiş, 40'ını aşkın bir kahya kadın olduğundan falan bahsedilmiş. Dolayısıyla zihnimize bir manzara canlanacak şekilde bir aktarım varsa bu betimleyici bir anlatımdır. Mesela bu asilzade olan şahsiyet veya oradaki bir hanımefendi birisiyle tartışsaydı, konuşsaydı, diyaloğa girseydi, hareket etseydi o zaman öyküleme ağır basardı. O halde cevap Ceyhan'dır. Çünkü sadece zihnimizde bir manzara oluşuyor. Devamında bir olay meydana gelmedi. Açıklama bilgi verilendi. Tartışma bir bilgiyi çürütendi. Tanık gösterme herhangi birisinin bilgisine yer verilmesi, pardon, bir sözüne yer verilmesi idi. Dolayısıyla öyküleme de bahsettik biraz karşılaştırarak betimleme ile birlikte. O yüzden 4 sevgili dostlar Ceyhan'dı bitti gitti. Merhaba arkadaşlar, paragrafta anlatım test 1 soru 5 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Efendim gökyüzünde derin bir sessizlik hakimdi. Yağmurun başlamasıyla senfoniyi andıran bir melodi kulakların pasını sildi. Mermere çarpan su damlaları ruha huzur veren bir şifa müziği gibiydi. Yıldızların ışıltısı ise adeta yağmurun verdiği bu resitale eşlik eden bir dekor edasıyla karanlık semayı kaplamıştı. Manzaranın tadını çıkarmak için gelenler yağmur aldırış etmeden bu açık hava gösterisini izliyorlardı. Yağmurun kaldırdığı toprak kokusu da ayrı bir güzellik olmuştu. Şimdi zihnimizde bir manzara oluştu arkadaşlar. Dolayısıyla mesela gökyüzünün derin bir sessizliğe hakim olduğu zaman diliminde efendim Rıza adındaki birisi yerden bir taş alıp gölde onu sektirmek suretiyle gölün üstünde o suyun üstünde sektirecek şekilde fırlattı mı? Hayır. Efendim dolayısıyla böyle şeyler olmadığına göre öyküleme yok burada. Yani sadece zihnimizde bir manzara meydana geldiği için betimleme olabilir. Bu açıklama bilgi verilendi, tartışma bir fikri çürütendi, tanık gösterme birisinin, ünlü birisinin sözüne yer vermekti. O yüzden cevap Bursa can dostlar bitti gittim inşallah. Paragrafta anlatım test 1 soru 6 ile karşınızdayım. Köye geldiğimde kardeşimin hastalandığını öğrendim. Ateşler içinde yanıyordu. Bekir'in annesi endişe edilecek bir durumun olmadığını, bunun bir çocuk hastalığı olduğunu söyledi. Fakat kardeşime bir şey olacak diye ben çok korktum. Fakat, pardon, Bekirler bizi bırakmadılar. O gece onlarda kaldık. Ben kardeşimin başucunda yattım. Ara sıra yatağımdan kalkarak endişeyle kardeşimi kontrol ettim. Onun nefes alıp almadığına baktım. Göğsünün inip kalktığını görünce nefes aldığını anlayıp sevindim. Efendim olayın bizzatihi içinde olan bir şahsiyet bu. Yani köye geldiğinde kardeşimin hastalığını öğrendim diyen, Bekir'in annesi bir şeyler yaptı diyen kahraman anlatıcı var. Yani neyse edebi durumlar belki bunlar ama bu arada paragrafta da bunlarla da karşılaşıyorsun. Bir bilgi verilen metin değil bu. Belirli bir olay çerçevesinde gerçekleşen bir kardeşin hayatla ölüm arası, hayat memat meselesi deriz yani ölüm arasındaki bir durumu ortaya koyan bir olaylar var ve o tarz bir olayı anlattığına göre öyküleme olabilir. Cevap Edirne, betimleme kısmen vardı belki, çok az yani. Tanımlama sevgili arkadaşlar herhangi bir konuda bilgi verecek ama bu arada bu nedir sorusuna yanıt veren bir cümle olması gerekiyor. Tartışma bir fikri çürütecek. O yüzden cevap Edirne işte bu kadar. Merhaba arkadaşlar, paragrafta anlatım test 1 soru 7 ile karşınızdayım.
Ve bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir diyor. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Atomun yapısını açıklayan ve bugün için kabul edilen son teori kuantum atom teorisidir. Kuantum atom teorisine göre atom modeli Bohr atom modelinden farklıdır. Bohr atom modeline göre atomun merkezindeki çekirdeğin etrafında elektronlar çember şeklindeki yörüngelerde dolanmaktadır diyor. Her bir çember yörüngede belli enerji seviyesine sahiptir. Yörüngeler arası elektronik geçişler atomun renkli görünmesine neden olur. Efendim bir bilgi verdi mi? Bir şeyler öğrendik mi biz buradan? Gayet tabii. Atomun yapısını açıklayan ve bugün için kabul edilen son teori şudur diye bir bilgi verdi. Dolayısıyla bilgi veriliyorsa açıklayıcı anlatım olabilir. Mesela ya atomu boş ver ya. Yani asıl mesela yani fizyoterapidir falan gibi böyle bir şey var mı burada? Hayır. Dolayısıyla tartışmacı anlatımda bir fikri çürütme vardır. Betimlemede ise bir manzara gözde canlanacak şekilde aktarım vardır. Tanık göstermede ise birisinin fikrini, düşüncesini ortaya koyup onun sözüne yer verme vardır. Öyküleme ise herhangi bir zaman diliminde gelişen olayı aktarma vardır. O yüzden cevap Ankara işte bu kadar. Merhaba arkadaşlar, paragrafta anlatım test 1 soru 8'e karşınızdayım. Ve bu süre sana yetecek. Ne diyor bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır diye bir soru sorulmuş. Soru kökü böyle. Şöyle bir göz atıyorum turlama taktiği olarak. Tanık gösterme, öyküleme, betimleme, tartışma, tanınama. Tamam, zihninde bir şeyler kaldı. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik sebebiyle günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri de obezitedir diyebiliriz. Evet, birçok kişi fazla kilolarından kurtulmak için farklı çözüm yolları aramaktadır. Ancak yine büyük bir çoğunluk sadece spor yaparak ideal kilosuna düşeceğini sanır. Mesela ben öyle zannediyorum. Oysa ki bu doğru bir düşünce değildir. Oysa ki bu doğru bir düşünce değildir. Benim düşüncemi patlattı. Spor elbette bu süreçte kişiye destek sağlar ama temel etken alınan kaloridir. Yapma. Yani kalori kontrolü yapmadan, kalori açığı meydana getirmeden kilo vermek mümkün değildir. Bazılarının iddia ettiği gibi spor yapmak tek başına kilo vermede etkili değildir. Yapılması gereken sağlıklı bir şekilde sınırlı kalori tüketimi ve buna destek olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktır diyor. Benim bir fikrim vardı. Onu çürüttü. O zaman birisinin fikrini çürütüyorsa bu tartışmacı anlatım olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de denizli gözükebilir. Bu arada tartışmacı anlatımlarda böyle bir karşılaştırmaya falan yer verilebilir. Mesela şıklara baktığımız zaman karşılaştırma şıkkı da yok gördüğünüz gibi. Tanık gösterme herhangi birisinin fikrine yer vermeydi, betimleme herhangi bir manzaranın gözde canlanacak şekilde aktarılmasıydı. Öyküleme belirli bir zaman diliminde gelişen bir olayı aktarmaydı. Tanımlama ise bu nedir sorusuna yanıt veren cümlenin bulunduğu bir metinde karşımıza çıkandı. O halde cevap denizi bitti gitti. Merhaba arkadaşlar, paragrafta anlatım test 1 9. soruyla karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir şeklinde bir soru kökü var. Asteroid ya da küçük gezegen, Kepler yörüngesinde Güneş'in etrafında hareket eden ve meteoritlerden daha büyük ancak cüce gezegenlerden daha küçük olan küçük Güneş sistemi cisimleridir. Atmosferi olmayan metalik veya kayalık cisimlerdir. Asteroitlerin boyutları ve şekilleri cüce gezegenler de dahil olmak üzere önemli ölçüde farklılık gösterir. Asteroid terimi genellikle küçük gezegen ile eş anlamlı olarak kullanılır ancak öncelikle Neptün yörüngesine kadar olan cisimlere atıfta bulunur ve Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanımlanan bir terim değildir. Neptün yörüngesinin ötesinde bu tür cisimlere ayrıca Neptün ötesi cisim denir. Daha yakın tarihte tanımlamalara göre küçük gezegen terimi klasik asteroidleri ifade eder diyor. Yani bayağı bir bilgi edindim ben. Donanım sahibi oldum. Acayip mutlu hissediyorum kendimi. Dolayısıyla bir bilgi veriliyorsa can dostlar burada açıklama olabilir. Mesela ya sen böyle asteroidleri şöyle düşünüyorsun da yok yani hayır asla böyle değildir falan gibi. Yani benim fikrimi çürütecek şekilde bir cümle kuruldu mu? Hayır. Bir şey karşılaştırılmadı. Herhangi bir manzara gözümde canlanacak şekilde aktarılmadı. O yüzden betimleme değil, tartışmacı anlatım. Yani benim fikrimi çürütmediği için değil ya da sizin de fikrinizi çürütmüyor. Belirli bir zaman diliminde gelişen olay aktarılmadı, öyküleme değil. Tanık gösterme değil çünkü herhangi birisinin herhangi bir düşüncesine aktarmıyor yani yer vermemiş. O yüzden cevap Ankara diyebiliriz. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar, paragrafta anlatım testi 10. soruyla karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru. Birçok insan iyi niyetli ve sevgisinden dolayı evinde kedi ve köpek beslemektedir.
Pandemiden sonra arttı değil mi? Evde beslenen hayvanlar birçok insan için terapi kaynağı olmaktadır. Ancak bir heves alınıp sonrasında sorumsuzca sokağa terk edilen kedi ve köpeklerin hali içler acısıdır. Bu durum ülkemiz için büyük bir sorundur. Bunun önüne geçmenin yollarından biri, belki de en önemlisi, evcil hayvan satışının yasaklanmasıdır. Birçok kişi bu fikrime karşı çıksa da yapılması gereken budur. Bahsettiğim şekilde yapılırsa gerçekten hayvan besleme niyeti olan insanlar dışarıda bulunan sahipsiz kedi ve köpeklere sahiplenebilir. Böylece ev ortamında doğup büyüyen kedi ve köpekler bir anda kendini sokakta bulmaz dedi. O halde bir bilgi verdi ama bu bilgi hani bir taraftan hani fon olsun diye verilmiş diyorum. Daha çok bir fikri, bir düşünceyi çürütmeye dönük bir metindi bu. Tanık gösterme mesela, kedi sever olan ünlü Bilge Karasu falan böyle bir şey söylemiş. Yani ne kedi, ne kitapsız ne kedisiz falan gibi böyle bir şey yok. Öyküleme dersek yani belirli bir zaman diliminde gelişen olay olacaktı. Burada da yani kedi kahraman bile olsa sonuçta öyle bir durum metin değildi. O yüzden cevap Denizli gözüküyor. Tartışmacı anlatım bu, çünkü bir düşünceyi çürütmeye yani yanlış yapıyorlar falan gibi. Betimleme ise manzara gözle canlanacak şekilde aktarılabilirdi. O yüzden cevap Denizli bitti gitti arkadaş. Paragrafta anlatım test bir soru 11 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru. Dalıp gittiği düşüncelerden birden sıyrıldı. Durup çevreye göz gezdirdi. Daracık bir sokaktaydı. Evlerin arkasına sıkışıp kalmıştı. Tepeden tırnağa ürperdi. Kaldırımda dikilip durmaktan vazgeçip dükkandan içeri girdi. Şimdi bir adam bir yere girdi, bir şey yaptı efendim, sokaktaydı, ürperdi. Belirli bir zaman diliminde gelişen bir olay aktarıldı. O yüzden öyküleme oluyor bu. Betimleme olsa yani belirli bir zaman diliminde gelişen olay olmayacak, sadece gözümde bir manzara canlanmış olacak. Açıklama olsa sadece bir bilgi verilmiş olacak. Tanımlama bu nedir sorusuna yanıt veren ve dırdırla biten ya da denirle biten cümle olması gerekiyor. Tartışmada bir düşünceyi bertaraf etmesi gerekiyor. Bir fikri yani çürütmesi gerekiyor. O yüzden o da olmuyor. O halde cevap Ceyhan işte bu. Merhaba arkadaşlar. Paragrafta anlatım test bir soru 12 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır şeklinde bir soru. Bakalım efendim, şöyle bir turlama taktiği: açıklama, tartışma, betimleme, öykülemeye tanımlama. Tamam, zihnimde bir şeyler kaldı. Yola çıkmadan 1-2 gün önce karanlıkta bahçede oturuyorum. Evin avlusuyla bizim bahçe arasında tahta bir perde vardı. Havalar henüz iyice ısınmamıştı. Gübrelerin üzerinde hala kar vardı. Ağaçlar canlanmamıştı ama ilkbahar kokusu sarmıştı her yanı. Gecelemeye hazırlanan kargalar akşamları bağırışmaya başlamıştı. İlkbahar rüzgarı doğrudan soluk yüzüme vuruyordu. Keder kapladı yüzümü. Yanaklarımdan aşağı gözyaşları yuvarlandı diyor. Peki, gözyaşları yuvarlandı. Ben de çok üzüldüğüm için ayağa kalktım ve önümde bulunan bir küçük taşa bir tekme vurdum, canımın sıkıntısını gidermek için, dedi mi? Hayır. Yani böyle bir olay var mı? Yani illa tekme vurmak gerekmiyor tabii de. Bir diyalog, bir şey var mı? Yok. Belirli bir zaman diliminde gelişen bir olay anlatılmadı. O yüzden zihnimde bir manzara sadece canlandı. Yani bu metin ya öyküleme ya betimleme diyorsun ya, işte betimleme canım arkadaşım. Neden? Çünkü zihnimde bir manzara canlanıyorsa mutlak betimleme, olay yok. Belirli bir zaman diliminde gelişen küçük de olsa bir olaya yer verilmesi lazım öyküleme olabilmesi için. Açıklama belirli bir bilgi aktarımı olacak. Tartışmada bir düşünceyi çürütmeye çalışma olacak. Tanımlamada ise bu nedir sorusuna yanıt veren mutlaka bir cümle bulunması gerekiyor. O yüzden cevap Bursa işte bu kadar. Ve test bitti.